Suriye İnsan Hakları Gözlemevi operasyonun başlamasıyla nasıl bir ihlal zinciri yaratıldığını raporlarında açıklıyor. İnsan Hakları, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yine sivillere ilişkin ayrı raporları yayınlandı. UNICEF geçen hafta bu saldırılarda Afrin'de en az 11 çocuğun geçen hafta yaşamını yitirdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler ateşkes ilan etti. Dünya başka bir yerden bakıyor ama parlamentoda, bizim bulunduğumuz genel kurulda bu gözle bakılmasına tahammül edilemiyor. Evet, Afrin'de Kürtler yaşıyor. Afrin'in tarihteki adı Kürt Dağı'dır. Ve en homojen yapılardan biridir orası. Ve orada Kürtlere yönelik şu anda bombalar yağıyor. Biz bunu nasıl tanımlayalım? Gelin siz tanımlayın. Teşekkür ediyorum.